misafirler, hoş geldiniz. Bugün yaptığımız basın toplantısının ardından İstiklal Marşı Derneği Adana Şubesi açılmış oldu. Adana Şubemizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bu münasebetle şimdi İstiklal Marşı Derneği Genel Başkanı İsmet Özel, ne kaçaklara ne de oturaklılara marş gerektir başlıklı konferans verecektir. Genel Başkanımız İsmet Özel'i kürsüye davet ediyorum. Basın toplantısı başlangıcında söylediğim sözleri tekrar edeceğim. Yani kendimi hiçbir İstiklal Marşı Derneği toplantısında ya da herhangi bir bu açılan 8. şubemiz hiçbir şube açılışında bu kadar rahat hissetmedim. Adana Şubesi'nin açılışında kendimi çok rahat, hatta gevşek denecek kadar rahat hissediyorum. Bunun sebebi de bu şubemizin açılışıyla beraber Türkiye'de artık kolları sıvadığımızın işaretini görmüş olmamdır. Yolu çoktan yarılamıştık. İstiklal Marşı Derneği kurulalı 4 sene oluyor. Ve bu 4 sene aslında belki çok tatminkar bir faaliyet sergilemedi. Ama dünya hayatını, dünyada yaşayan insanlara zehir edenler, İstiklal Marşı Derneği'nin 4 sene yaşamasına mani olamadıkları gibi, Adana şubemizin açılmasına da mani olamadılar. Bu benim çok rahat, hatta dediğim gibi gevşek denecek kadar rahat olmamın sebebi. Şimdi bu konuşmamızın konusu burada yazdığı üzere ne kaçaklara ne de oturaklılara marş gerektir. Burada bulunmayan insanlardan bahsedeceğiz. Yani burada bulunan insanlar herhalde bir şekilde kendilerine İstiklal Marşı'nın gerektiğini düşünerek buradalar. Dolayısıyla biz Hazirun dışındaki insanlardan bahsedeceğiz. Kaçaklar. Kim bunlar? Çok basit bir şekilde asker kaçakları. Yani İstiklal Harbimiz Müslümanların başarısıyla zafere ulaştıktan sonra bir cumhuriyet idaresi, devri dilara-i cumhuriyet başladı. Bu dünya içinde kimin İstiklal Harbi'nde ne yaptığı hafızalarda çok tazeydi. O yüzden İstiklal Marşı da dahil olmak üzere İstiklal Harbi sırasında takınılan tavırlar Cumhuriyet dönemi içinde insanların
yerlerini fark etmede ve o insanların hangi notlarla notlandıkları, numaralandıklarını bilmede kolaylık sağlıyordu. İnsanlar belki mahcup edilmedi, efendim takbih edilmedi ama herkes kimin nerede olduğunu biliyordu. Şimdi ben 1315 doğumlu bir babanın oğluyum. Hristiyan takvimine göre 1899 oluyor bu. Benim babam bütün 15'liler gibi Birinci Cihan Harbi'nde askerlik yaşından önce askere alınanlardandır. Biz seferberlik ilan edildiği zaman bütün gücümüzü seferber ettik ve henüz askerlik çağına girmemiş çocukları askere aldık. Benim babam bunlardan birisi. Yani türküde söylendiği gibi hey 15'li 15'li Tokat yolları taşlı 15'liler gidiyor, kızların gözü yaşlı. Çünkü kızların evlenmek için son ümitleriydi. Yani onlar da askere gidiyorlardı. 14-15 yaşında insanlar askere gittiler. Akabinde bu insanlar, bu 15'liler İstiklal Harbi sırasında da askere alındılar. Yani benim babam hem seferberlikte hem de İstiklal Harbi'nde askerlik yapmış birisi idi. Allah rahmet eylesin. Fakat İstiklal Harbi sona erdikten ve Cumhuriyet ilan edildikten sonra dediğim gibi hafızalarda herkesin yeri gayet belli olduğu için İstiklal Madalyası sadece bu harp sırasında yararlılık göstermiş olanlara veriliyordu. Verilmişti. Yani İstiklal Madalyası sahipleri sadece bilinen mücadele sırasında gazi denebilecek kadar işe yaramış olanların aldıkları bir madalyaydı. Onlar tahsis edilmişti. Ama 14 Mayıs 1950'de Türkiye'de bir iktidar ya da hükümet değişikliği oldu. Demokrat Parti herhalde popülist bir tavırla İstiklal Harbi sırasında orduda yer almış olan herkesin İstiklal Madalyası hakkı olduğuna dair bir kanun çıkardı. Böylece benim babamın da bir İstiklal Madalyası olmuş oldu. Benim babam gibi namusuyla askerlik yapmış olanlar almadı sadece İstiklal Madalyası'nı. Asker kaçakları da İstiklal Madalyası aldılar. Gittiler askerlik şubelerinde firar etti yazısının üzerine artık rüşvet mi verdiler, torpil mi kullandılar, ne yaptılarsa firar etti yazısının üzerine bir nokta koydular. Koydurttular. Ve onu karar etti diye okuttular. F'nin üzerine bir nokta daha koydun mu ne oluyor? Kaf oluyor. Karar etti okuttular ve bunlar asker kaçakları oldukları halde İstiklal Madalyası aldılar. Bunlar sonunda işte Türkiye idare ediyorlar. Yani İstiklal Marşı onların marşı değil.
İstiklal Marşı kaçaklara gerekmiyor. İstiklal Marşı İstiklal Harbi'nden kaçmamış olanların marşı. Ama şimdi insanlar diyor, İstiklal Marşı değil mi? Hepimizin marşı mı? Değil. İstiklal Marşı, İstiklal Marşı Derneği üyelerinin marşı. Yani bize gerekiyor İstiklal Marşı. Kaçaklara değil. Oturaklılara da değil. Şimdi oturaklı ne demek? Türkçe'de oturaklı dediğin zaman böyle kallavi ya da ne bileyim yani böyle mesela oturaklı bir söz denir. Yani böyle bir dokunduğu yerden ses getiren bir söz söylediğin zaman oturaklı bir söz olur o. Ama bir şekilde lazımlığa oturmak da bu işin içinde. Yani bu ikisi tabii burada birleşiyor. Yani hem Türkiye'de ipleri elinde bulunduran insanlar, oturaklılar içinde yer alıyorlar. Hem de Türkiye'de yaşarken pislikten başka bir şey üretmeyenler bu kavramın içinde yer alıyor. Şimdi onlara da marş gerekmiyor. Onlar İstiklal Marşı'nı bir istismar aracı olarak benimsediler, istismar edebildikleri kadar ettiler ve İstiklal Marşı Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının hemen ertesinde rafa kaldırıldı. İstiklal Marşı o günden bugüne hayatımızın yön verici bir unsuru olmaktan çıkarıldı. Onlara İstiklal Marşı gerekmiyor. Onlar İstiklal Marşı'nı Türk milletinin aleyhine kullanabildikleri kadar kullanıyorlar. Türk milletinin aleyhine kullanmadıkları zaman İstiklal Marşı'nı devreye sokmuyorlar. Bütün bu hamasi lafların doğru anlaşılması için bizim bu ülkede yaşayan insanlar olarak ne olduğumuz, kim olduğumuz ve bu ülkenin neresi olduğunun anlaşılması, bilinmesi gerekiyor. Bunu bilhassa gözden uzak tutmak için tedbirler alınmıştır ve biz bir takım zorbaların üzerimizde gerçekleştirdikleri operasyonlara ses çıkarmamak ve başa gelen çekilir politikasını ana çizgi olarak kabul ederek bugüne kadar geldik. Bugünden sonra İstiklal Marşı'nın bize bir şey söylediği, bize bir yük yüklediği, bize bir hedef gösterdiğini anlamamız gerekiyor. İstiklal Marşı Türk milletinin vatandan mahrum edilmemesi için doğmuş bir marştır. İstiklal Marşı Derneği de Türk milletinin vatandan mahrum edilme tehlikesinin son hadde ulaştığı zaman çalışmaya başlamıştır. Ne kadar çalışmıştır bilmiyorum. Ama başlangıç bu tehlikenin atlatılması niyeti üzerinde devreye
çalışmamız bu sebepledir. Birçok insan Türkiye'nin böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olmadığını ve Türkiye'de iyi şeyler olduğunu söylüyor. Bu aldatmaca herkesin hoşuna giden bir şey. Çünkü Türkiye'nin haritadan silinmesi için faaliyet gösterenler bu işin mali yükünü de göze almış durumdadırlar. Yani mesela televizyonlarda, gazetelerde sık sık şu sözü duyuyorsunuz. Diyorsunuz, diyorlar ki Türkiye sıcak parayla yaşıyor. Yani Türkiye'de işlerin çekilip çevrilmesinde esas olan bir takım sermaye girdilerinin devam ediyor oluşudur. Yani aslında Türkiye'nin kendi imkanı olmayan bir imkan ariyeten Türkiye'ye tahsis edilmiştir. Yani bu sıcak para dediğimiz para soğuk para haline gelemiyor. Çünkü soğuduğu zaman çekiliyor Türkiye'den. Yani sıcak olduğu zaman genişliyor, Türkiye'ye kadar giriyor. Ama eğer para soğursa bakıyorsun ki Türkiye'den gitmiş. Çünkü öyle bir fizik kanunu var ya, soğuyan cisimler küçülüyor diye. Bu anlaşılmayacak bir şey değil. Herkes bunu biliyor. Yani Türkiye'de İstiklal Harbi'ni kaybeden kimse İstiklal Harbi'nin aleyhine sonuç verdiğini düşünen her kim ise dünyada hakimiyet kurmuş olan mali sermayenin, mali sermaye tahakkümünün içinde yer alan unsurlar. Yani Türkiye bir şekilde İstiklal Harbi mağluplarının Türkiye'de kendi menfaatlerini korumak üzere yaptıkları harcamalarla hayatını sürdürüyor. Siz de buna aldanıp, bak eskiden böyle balkonlu salonlarımız mı vardı deyip iyi şeyler olduğunu düşünüyorsunuz. Halbuki bütün bu Türkiye'de dönüp duran şeyler bir süre sonra siyasi taleplerin tehdit unsuru olacak. Yani oldu zaten, çoğu zaman oluyor. Yani şimdi mesela bir takım reformlardan bahsediyorlar Türkiye'de. Ve bu reformların devamından hayır umuyorlar. Bu reformlar ne yönde? Türkiye'nin bir Darülislam ülkesi olmasına engel teşkil eden yapısal değişikliklerin gerçekleşmesi. Yani Türkiye'de artık İslami hiçbir esasın geçerli olmayacağı yönünde bir takım hukuki düzenlemeler yapılıyor ve bunların adına reform deniyor. Yani bir süre sonra hem bu reformların sonuçları alınacak hem de bu alınan sonuçların ürettiği yeni durumun tasdiki gerekecek. Şimdi bizim ne diyor İstiklal Marşı? Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Şimdi bu bizim bir vatanımız olması meselesinin aslı nedir? Bizim kimiz biz? Ve neden bir vatanımız var? Bu soruların netlikle, sarahatle cevaplandırılması lazım. Bugün yaşadığımız topraklar
Bulgaristan olmadığı için, Ermenistan olmadığı için, Kürdistan olmadığı için, Gürcistan olmadığı için Türkiye'dir. Biz Türkiye'de yaşıyorsak bu İslamlı yerler topraklarımızda geçersiz olduğu için Türkiye'de yaşıyoruz. Yoksa Türkiye diye bir ülkenin olmaması lazım. Türkiye diye bir ülke olduğunu kabul ettiğiniz zaman Büyük Yunanistan'ın bir parçası olmadığımızı, Ermenistan'ın bir parçası olmadığımızı, Kürdistan'ın bir parçası olmadığımızı, Gürcistan'ın bir parçası olmadığımızı söylemiş oluyoruz. Şimdi Türkiye olmayı versin. Bu saydığımız yerler olsun. Yeter ki biz bir elimiz yağda, bir elimiz balda yaşayabilirim diye düşünen insanlar çoğunluktadır. Yani Türkiye'de, Türkiye'nin selameti için halkın çoğunluğunun taleplerine kulak vermek Türkiye aleyhinde bir tavırdır. Türkiye'de çoğunluk hiçbir zaman Türkiye'nin lehine gelişmelere iyi gözle bakmayacaktır. Türkiye'de çoğunluk ya kaçaktır ya oturaklıdır. Onlara İstiklal Marşı gerekmiyor. Türkiye'de milli şuur denilen şeyi kavramış insanlar bir şey yapacaksa yapacak. Diğerlerinin bir şey yapacağı yok. Bunun örnekleri günlük hayatımızda devamlı olarak görülüyor. Yani Türkiye'ye ne yapıyoruz? Türkiye'nin başına ne geliyor? Sorusu eğer insanların umurunda olsaydı asla Türkiye bugünkü hale gelmezdi. Yani bazıları birçokları diyecek ki hatta içinizden yani ne var? Türkiye'nin bugün geldiği yer kötü bir yer mi? Türkiye'nin bugün geldiği yer kötüden beter bir yer. Türkiye bugün dediğim gibi yurt dışından finans desteği temin edemediği takdirde hayatın duracağı bir ülke. Çocuklara yıllar boyu mekteplerde kendi kendini besleyebilen nadir ülkelerden biri olarak Türkiye'yi gösterdiler. Bugün ağız birliği halinde herkes Türkiye'nin kendini artık besleyemediğini söylüyor. Bu ölçü yeter. Yani Türkiye kendini açlıktan korumak için nelere razı olacak? Bunu düşünmek lazım. Türkiye kendi kendini besleyen bir ülke olduğu süre boyunca en azından bütün ülke dışı dayatmalara karşı durabilecek imkanı elinde bulunduruyor idi. Ama bugün bu imkan elimizde yok. Bunları anlamak için insanlığın da nereden nereye geldiğini anlamamız gerekiyor. Yani hepimizin ömrü mahdut ve tabii ki yüzyıllar boyunca yaşamıyoruz. Ama her birimiz yüzyıllar boyunca yaşanan şeylerin bizi getirdiği yerdeyiz. O manada insanlık tarihinin Adem Aleyhisselam'dan bu yana başına gelen her şey şu anda hepimizde mevcut. Bunu fark etmemiz lazım. Hepimizde mevcut. Dolayısıyla biz kendimizi
ne olarak biliyorsak yerimizi ve hedeflerimizi de ona göre tespit edeceğiz demektir. Kendimizi ne olarak biliyoruz? İstiklal Marşı Derneği, İstiklal Marşı'nın bir Türk vatanı temini için yazıldığını yüksek sesle ifade ediyor. Yani Türkiye bir Türk vatanı olması lazım. Adı da üzerinde olmak üzere. Bu bunun bir manası olması gerekir. Yani bugün eskiden şikayet edilirdi. Denirdi ki Türkiye öyle bir ülke ki bütün komşularıyla kavgalı halde. Ve bugün bu problemin aşıldığı iddia ediliyor. Diyorlar ki komşularıyla sıfır sorunlu bir Türkiye kuracağız. Ve hiçbir sınır problemimiz, yani sınırdaş olduğumuz ülkelerle problemimiz olmayacak. Bu iyi bir şey gibi görünüyor. Bunun iyi bir şey olup olmadığını dünyadaki yerimizi anlayarak içselleştirebiliriz. Şimdi kendimizi ne saydığımızla dediğim gibi çok alakalı bir şey. Biz bu topraklara İstiklal Harbi sonunda vatan dedik. Daha önce uzun yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti'nin bir parçasıydı. Memaliki Ali Osman birçok yere sahipti. Anadolu toprağı da bunlardan biriydi. Sonunda şu soruyu öne almamız gerekiyor. Bugün Türkiye dediğimiz toprak Osmanlı Devleti'nden kalmış son parça mıdır? Yoksa bugünkü vatanımız 13. asırda vatandaştırdığımız yer midir? Yani biz 13. asırda, bakın 1071 Malazgirt 11. asır olmuş oluyor. 200 yıl bu toprakların birilerinin vatanı olması süreci olarak geçti. 13. asırda artık bugün Türkiye diye bildiğimiz topraklar Türk vatanı idi. Ama böyle bir şey telaffuz edilmiyordu. Çünkü dünyadaki en merkezi alanı kendine yaşama alanı olarak seçmiş insanların ülkesiydi burası. Buraya bir isim vermenin gereği yoktu. Burası Türk vatanı falan filan demeye gerek yoktu. Yani 13. asırdan itibaren dünyada gözde iyi yaşanabilir, yüksek vasıflı bir hayatın sürdürülebileceği alanlar bizim yaşadığımız alanlardı. Dolayısıyla burada bir milliyetçi tutum falan gerekmiyordu. Yani en iyi yerde yaşayan insanlar özel olarak kendilerine bir isim, bir yakıştırma seçmek zorunda değillerdi. Ama dışarıdakiler, yani Türkiye dışındakiler Türkiye'ye bir isim de
vasıf da yakıştırır haldeydiler. Buna mecburdular. Ben bundan 20 belki de 25 sene önce Suudi Arabistan'ın petrol bakanı Zeki Yamani'nin Türkiye'ye gelip bir televizyon programında söylediği sözlerden şunu öğrendim. Biz Suudi Arabistan'da gerek Riyad'da, gerek Mekke, Medine'de gerek başka yerlerde diyordu Zeki Yamani, bir eşya eğer çok üstün vasıflıysa, çok kaliteliyse, çok cazipse ona biz İstanbul'i deriz. Yani mesela işte ceketin de çok İstanbul'iymiş gibi konuşurlarmış. Yani bunu o dönemin petrol bakanı Zeki Yamani söylüyordu. Yani Türkler 13. asırda bugün vatanımız dediğimiz toprakları vatanları haline getirmekle kalmadılar. Aynı zamanda bu topraklar en muteber yaşama alanları olarak dünyaya kabul edildi, kabul ettirildi. Ne yapalım böyle olduysa şimdi artık değil diyebilirsiniz. Hayır böyle değil. Yani şimdi Türklerin 13. asırda Türkiye'yi vatan tutmaları ve 15. asırda İstanbul'u fethederek burada dünyadaki sosyal ilişkilerin en ideal formunu yakalamış olmaları Avrupa'da başka bir gelişmeyi başlattı. Türkler dünyanın en gözde yerlerini ellerinde tutuyorlardı. Avrupalılar iklim bakımından elverişsiz, toprak bakımından verimsiz bir yere hapsolmuşlardı. Bu Avrupalıların hem muteber alanları kendilerine yeniden açmak hem de Türkiye'deki hayat standartını aşmak, geride bırakmak üzere birçok şeyler yapmalarına sebep oldu. Bunu çok kestirmeden bir ifadeyle kapitalizmin doğuşu diye adlandırıyoruz. Yani Avrupa'da kapitalizmin doğuşu, yani para gücünün, sermaye gücünün iş gördüren bir düzen tesis edişi doğrudan doğruya Türklerin dünyanın en geçerli, en itibarlı yerlerini elleri altında tutuyor olmalarından dolayıdır. Ne oldu? Avrupa gelişen kapitalist düzen önce İtalyan site devletlerinde bir miktar sermaye terakümü temin etti. Bu biriken sermaye 17. yüzyılda kuzeye kaydı. Hollanda dünyadaki finans ilişkilerinin merkezi haline geldi. Hollandalılar bilhassa nakliyatla ve kendi ülkelerinde başlattıkları mühendislik çalışmalarıyla ciddi bir sermaye birikimi temin ettiler ve böylece dünyada piyasa ilişkileri dediğimiz şeyin etkinliğini
başlattılar 17. yüzyıl. Fakat bu İslam üyeleri bunu çok iyi bilirler. Böyle bir başlayışın, yani İtalyan site devletlerinde temellerini atan kapitalizmin 17. asırda Hollanda'da işleyen bir mekanizma haline gelmesinin sebebi Türklerin 1571 yılında İnebahtı'da donanmalarını yakınmalarının sonucudur. Yani 1526 yılı Mohaç Meydan Muharebesi'nin olduğu yıldır. Mohaç Meydan Muharebesi Türklerin galibiyetiyle sonuçlandığında Avrupalılar her an Türklerin kendi topraklarını işgal edebileceği korkusuyla yaşamaya başladılar. Ve bu korkuyu Avrupalıların üzerinden atmak üzere Papalık, Venedik, İspanya ve akabinde Fransa gemileriyle bir Haçlı donanması kurup İnebahtı'da Türk donanmasını yaktılar. Bu Türklerin her an Avrupa'yı istila edeceği korkusuyla yaşayan Avrupalılara Türklerin artık gelmeyeceği teminatını sağladı. Ondan sonra yani 1571 16. yüzyılın son çeyreği. Hemen 17. yüzyılda artık Avrupa kendi değerleri üzerinde yükselen bir medeniyet kurma girişimine girişti. Çünkü Türkler gelip ellerinden bir şey alacak değillerdi. Onu imkan vermeyeceklerini gösterdiler. Ama Türklerin gelmeyeceğini göstermeleri Türklerin ellerinden imkanlarını alacakları manasına gelmiyordu. Avrupalılar daha İnebahtı'ya gelmeden önce o mektep kitaplarında büyük keşifler diye öğretilen işlere giriştiler. Yani Türkler karadan Hindistan yolunu tıkadıkları için denizden Hindistan'a varmaya çalıştılar. Bunda da başarılı oldular vesaire. Şimdi bizim ne olacağımız Avrupalıların birinci meselesi oldu. Türklerin gücünü kısa sürede sıfırlayamayacakları için önce kolonyalist bir politikayla Türklerin yaşadıkları yerleri kuşatan bir yol izlediler. Yani 19. yüzyıla geldiğimizde Avrupa kapitalizmi bütün dünyayı sömürgeleştirmiş ama Türklerin hakimiyet alanını yok edememişti. Hepinizin dikkatini şuna çekerim. Yani dünyada hiçbir devletin duraklama devri yoktur. Yani bize mektep kitaplarında Osmanlıların bir yükseliş devrinden, bir duraklama devrinden ve bir çöküş devrinden bahsederler. Böyle saçma bir şey olmaz. Roma tarihini okuyun. Roma Osmanlı İmparatorluğu'ndan çok daha uzun yaşayan bir imparatorluk. Hiç öyle bir duraklama devri falan filan yok. Yani cumhuriyet ilan edilmiş, tiranlık, yani bilmem efendim, triumvirat bilmem ne falan filan. Birçok değişiklikler olmuş Roma idaresinde ama bir duraklama devri diye bir şey yok. Yani hani yükselme devri de yok şu manada. Roma bir şekilde bütün Akdeniz havzasını işgal altına alıyor. Tabii o bir yayılma devri, yükselme devri değil. Ondan sonra yaşıyor.
duraklama devri falan diye bir şey yok. Ama Türk hayatı için bir duraklama devrinden bahsediyor. Bunu anlamamız lazım biz. Bir ülkenin duraklama devri olmaz. Bütün mesele Avrupa kapitalizminin Türk hayatının sağlamlığına zarar veremedikleri ve Türkiye'yi içeriden kemirdikleri zaman parçasıdır. Önce Türkiye'de iktidar sahiplerini devletlerinin ebediyen yaşayamayacağı fikrine ikna ettiler. Ve dolayısıyla buna ikna olan insanlar gelecekten bir şey beklemeksizin ceplerini doldurmayı ve kısa ömürleri boyunca tatlı bir hayat sürmeyi tek yaşama biçimi olarak bildiler. Dolayısıyla bizim Osmanlı geçmişinden devralabileceğimiz bir toplum inşa etme modelimiz yok. İnsanlar tam tersine sat kurtul, ver kurtul politikasıyla yaşamışlar ve dolayısıyla Cumhuriyet'e vardığımızda elimizde yeni bir dünya inşa etme fikri yok ve yani bunu hangi toplumsal kesimde filizlendireceğimiz konusunda da bir fikir yok. Ama insanların tabii ki daha iyi bir hayat özlemleri var. Ama daha iyi bir hayatın ne olduğu konusunda da bir model ortaya atılmış değil. Bu tıkanıklık, bu kısırlık, bu çapsızlık içinde bizim hiç olmazsa vatanımız var diyerek geçirdiğimiz bir 27 yıllık tek parti dönemimiz var. Türkiye'de Cumhuriyet ilan edilmiş 23'te ve tek parti yönetimi 1950 yılına kadar devam etmiş. Bunun hasılası nedir? Bugün bizi ilgilendiren mesele bu. Yani şu anda Türkiye'de siyasi bakımdan birbiriyle atışan, siyasi bakımdan birbiriyle mübareze halinde olan toplum kesimleri var. İşte bu 27 yıllık tek parti döneminde Türkiye'nin kaymağını yiyen, Türkiye'de haksız kazanç ile hayatını yükseltmiş olan insanlar 14 Mayıs 1950'den sonraki düzenlemelere düşmanlık göstererek kendilerine bir kamp temin etmeye çalıştılar ve halen de çalışıyorlar. 1950'de gerçekleşen hükümet değişikliği 1960'da bir silahlı hareketle yeni bir iktidar değişikliğine kayboldu, dönüştü. Yani bir Türkiye'de bir 50'den 60'a kadar bir
değişik bir dönem var. İşte bu değişik dönemde de yükünü tutturmuşlar veyahut o dönemin açtığı imkanların daha ileri götürülmesinden medet umanlar bir başka siyasi kamp teşkil ettiler. Bugün insanlar bilerek bilmeyerek, anlayıp anlamadan işte bu iki kamptan birine mensup olmayı bir siyasi tavır sanarak yaşıyorlar. Farklı gelenekler olduğunu söylemeye yelteniyorlar. Ama aslında mesele bu değildir. Yani Türkiye'de gerçekte tek parti döneminin nimetlerine konmuş olanlarla Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle yeni nimetleri tanımış olanlar arasındaki görüş farkları ya da özlem farkları siyasi kamplaşmayı netleştirmiyor. Bunun yerine dünyadaki en büyük sermayenin vaatleri rol oynuyor. Yani insanlar Türkiye'de bir şey takip ediyorum, bir yol izinden gidiyorum sanarak yaşıyorlar ama böyle bir şey yok. Dünyada, bütün dünyada işleyen mekanizmanın bir takım varyasyonları da Türkiye'de şu anda yürürlükte. Mekanizmanın işleyişi şöyle. Dünyada en büyük sermaye karını azamileştirmek için dünyanın neresinde olursa olsun, ister metropolde ister periferide yeni yöneticiler mekanizmanın açıklarını bilmeyen yeni yöneticiler sağlamaya çalışır. Yani dünyanın her yerinde idare mekanizmasının işleyişi dolayısıyla kurnazlaşmış insanlar tasfiye edilir. Yerine en büyük sermayenin işine gelecek ve mekanizmanın gerçek tabiatı hakkında fikri olmayan acemiler konur. Dolayısıyla insanlar bu yerlerdeki maddi imkanlara kavuşmak için her zaman en büyük sermayenin talimatlarını en etkin bir şekilde yerine getirmek üzere kendilerini öne sürerler. Yani onlar gitsin, ben geleyim der birileri. Buna yukarıdaki zaten razıdır. Tabii ki sen gel çünkü sen şunları şunları yapacaksın der. Bunlar da gayet güzel bir şekilde önceden ayarlanmış, temin edilmiş şeylerdir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra dünyaya globalizm bir program teklif etti. Bu programın 3 maddesi var. Serbest piyasa ekonomisi, insan hakları, demokrasi. Bunların birbirlerine güç vererek işleyeceklerini bütün insanlara kabul ettirdiler. Çünkü insanlar kendilerine bir gelecek ararken bunları reddettikleri takdirde patronun asla kendilerine yüz vermeyeceğini biliyor.
Yani bunu ya bile bile lades şeklinde veyahut gerçekten dangalaklığı sebebiyle kabul ediyor. Bu mekanizma bütün dünyada işleyen bir mekanizma. Yani serbest piyasa ekonomisi, insan hakları ve demokrasi birbirini destekler. Bunlar hep beraber iyi bir sonuç verirler. Herkes lehine bir sonuç verirler düşüncesiyle işler ilerliyor. Bunun için de tabii ki Türkiye'nin haritadan silinmesi de var. Yani bu mekanizmalar harekete geçtiği zaman Birinci Dünya Savaşı sonu şartlarına göre teşkil edilmiş olan Türk yönetimi İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda dayatılan şartlara adaptasyonda başarısız kaldığı için hem Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları hem İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçları global tavırla tasfiye ediliyor. Türkiye'de olan bu. İşte İstiklal Marşı bize bütün bunlar karşısında tutulacak yolun ne olduğunu gösteriyor. Bu yolu İstiklal Marşı doğrudan doğruya doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın mısrağıyla ifade ediyor. Şimdi birçok insan diyebilir ki diyorlar bunu, özellikle Marksistler bunu söylüyorlar. İstiklal Marşımıza ilk itiraz Nazım Hikmet'ten gelmişti bu şekilde. Yani diyorlar ki bize Allah'ın bir vaadi yoktur. Biz kendi geleceğimizi kendimiz tayin ederiz. İstiklal Marşı ile olan zıtlaşma burada başlıyor. Yani bizim de İstiklal Marşı'nı kendi ideolojimiz olarak kabul etmemiz halinde ilk önce bunu anlamamız gerekiyor. İstiklal Marşı bize nasıl bir hedef gösteriyor? Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? La alakalı değil. Yani bir önce söylediğim. İstiklal Marşı bize hangi hedefi gösteriyor sorusunun cevabı medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar mısrağında saklıdır. Yani dünyayı kendi standartlarına icbar eden bir Avrupa medeniyeti bahis konusudur. İstiklal Harbi bu standartları hiçe sayma harbidir. Eğer İstiklal Harbi verilmemiş olsaydı Sevr Anlaşması'na göre Amerikan Devlet Başkanı Wilson bizzat Ermenistan Devlet Başkanı'nı tayin edecekti. Sevr'de böyle bir madde var. Yani böyle tamamen soyut sosyolojik bir takım tahliller yüzünden burada değiliz. Doğrudan doğruya müşahhas birilerinin yaptığı, birilerinin yapamadığı, birilerinin yapmaya devam ettiği şeyler dolayısıyla bir yerdeyiz. Yani İstiklal Harbi'nin verilmesi sonucunda Türkiye'de bir hükümet şeklinin
kabulü dünya şartlarının lehimize en fazla bu kadar kullanılabileceği inancının sonucudur. Onun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birinci kadrosu tasfiye edilmiş ve ikinci meclis Lozan Anlaşması'nı onaylayabilecek insanlardan kurulmuştur. Birinci meclisimizde İstiklal Marşı'nın altında imzası olan Mehmet Akif vardır. İkinci mecliste hiç İstiklal Marşı havasından çalmayan Yahya Kemal vardır. Yahya Kemal de Lozan Anlaşması'na red oyu verenlerden birisidir. Buna rağmen. Neden İstiklal Marşı, neden Lozan Anlaşması'na red oyu veriyorlardı? Sevdanyan oldukları için mi? Hayır. Lozan Anlaşması'nın misak-ı millinin hedeflerini elde edemeyişi yüzünden. Evet. Bizim 27 Mayıs 1960'a kadar hayatımızı temin eden şey İstiklal Marşı'nın gösterdiği hedef sebebiyle tatmin edilmiş, teskin edilmiş insanların düzeniydi. 27 Mayıs'tan sonra hala bir Türkiye'nin olup olmayacağı meselesi ciddi bir meseleydi. Ve eğer Türkiye dünya düşünce biçiminin tasdik edeceği bir idare biçimine kavuşursa ömrünü garantiye bağlayabileceği düşünülüyordu. Dolayısıyla Türkiye'de sosyalist bir yönetimin temin edilmesi Türkiye'nin varlığını da bir esasa kavuşturabileceği fikri canlıydı. Ama bu işin içinde Sovyetler Birliği'nin ömrünün ne kadar gideceği meselesi bir soru işareti olduğu için orada çok karışık işler döndü. Ama daha sonra Türkiye'de tek kültürel değer olan İslam'ın devreye girme korkusu siyasal İslam'ın üretilmesine sebep oldu ve bilerek, isteyerek Türkiye, Türk milletinin İslam sebebiyle hayatının en özenilir şekle girmesi ümidi yok edildi. Bugün hala bir devlet devamı bahis konusuysa bunun İstiklal Marşı'nın gösterdiği hedefin tekrar anlaşılmasıyla yeniden anlaşılmasıyla veyahut gerçek boyutlarıyla anlaşılmasıyla mümkün olacağı fikri var. Onun için İstiklal Marşı Derneği son Ocak oluyor. Yani bu
savaşının yeniden anlaşılmaması halinde Türkiye'nin bir daha ülke olarak adının geçmesi ihtimali sıfırlanacaktır. Korkmayın, korkmayın, Türkiye'ye bir şey olmaz diyenlerin hepsi Türkiye'nin haritadan silineceğini gayet iyi bildikleri için halkı atıl tutmaya çalışan insanlardır. O yüzden bizim İstiklal Marşı'nı anlamamız gerekiyor. Yani İstiklal Marşı'nın tarihteki yerimizi tanımada nasıl işe yarayacağını keşfetmemiz gerekiyor. Eğer biz bir millet bütünlüğü fikrine yabancı kalırsak buradan istifade edecek olanlar belli bir şekilde bir yere kadar geldiler zaten. Yani insanlar çok büyük endişeler taşımıyorlar. Yani Türkiye öyle bir ülke haline geldi ki insanlar Kanada'ya gidip yerleşmeyi hayatlarının kurtulması olarak düşünüyorlar. Dolayısıyla bu insanların Türkiye'nin haritadan silinip silinmeyeceği konusunda samimi fikirleri olduğunu kabul etmek çok zor. Yani kendi kurtuluşunu Türkiye dışında arayan bir insanın Türkiye'nin istiklaliyle ilgilendiğini söylemek veya bu fikre inanmak çocukça bir şeydir. Bir şey yapılabilir mi? Şimdi eğer biz kaçaklardan ve oturaklılardan birisi değilsek bir şey yapılabilir. Ben İstiklal Marşı Derneği'nin Adana Şubesi'nin açılışı dolayısıyla size şunu haber vermek istiyorum. Allah beni yalancı çıkarmasın. Yani biz girdiğimiz yolda tutturduğumuz istikamette Mekke'nin fethine benzer bir sonuç alma azmindeyiz. Mekke kan dökülmeden fethedildi. Yani biz İstiklal Marşı Derneği olarak dünyanın şartlarının ne olduğunun anlaşılması ve bu şartlar karşısında bizim kim olduğumuzun ortaya çıkması anlayışından medet umuyoruz. Yani bir şey anlaşıldığı takdirde bunun gereğinin yapılmasının hiç zor olmayacağını düşünüyoruz. Ama bütün mesele o şeyin anlaşılıp anlaşılmamasındadır. Yani Türkiye'nin murad ettiği takdirde aşamayacağı hiçbir zorluk yoktur. Ama
bu zorluğu aşma imkanları sistematik olarak Türkiye'ye iyi şeyler yapılıyormuş gibi gösterilerek tahrip ediliyor. Sistematik olarak. Yani ben her seferinde söylüyorum. Çünkü bu beni çok yaralamış bir şey. Yani bu yaranın da kapanacağına ihtimal veremiyorum. Yani bizim 7 tane fizikçimiz, 6 tanesi uçak kazası süsü verilen bir suikastle, bir tanesi de sağ kalan son kadın fizikçi de kayak yaparken öldürüldü. Ne zaman oldu bu? Üzerinden 2 sene geçmedi. Geçti mi? Kütahya'ya mı düştü uçak? Isparta'ya düştü. Şimdi Türkiye'de bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu ve Türkiye'ye kasteden insanların kimlere kastettiklerini birilerinin bilmesi lazım. Madem içmiyorsun diyorsun. Yani bu fizikçiler namaz kılan, oruç tutan adamlar değildi büyük bir ihtimalle. Ama Türkiye'nin devamının bir parçasıydılar. Ve bu bir ciddi kesinti oldu Türk hayatının devamı için. Biz Türkiye'de nasıl bir gelecek ümit ediyoruz sorusuna çocuk olmadığımızı göstererek cevap vermemiz lazım. Çünkü çocuklar oyuncaklarla aldatılır. Biz hayatımızın oyuncaklarla devamını hoş kabul eden insanlar olduğumuz sürece bizi çocuk yerine koymaktan birileri hep istifade edecek. Yani hiç kimse Türkiye'de bu kadar çok sayıda üniversite olmasının hasılasının ne olduğunu sormuyor. Yani mesela Türkiye'de sadece 2 üniversite varken Türkiye'deki akademik hayatın seviyesiyle bugün sayısı herhalde 500'e varmış olan üniversitelerin temin ettiği akademik seviyeyi karşılaştırın. Türkiye'de sadece 2 üniversite varken Türkiye'nin akademik hayatının seviyesi neydi? Bugün 500 üniversiteyle temin edilen akademik seviyeyi karşılaştırın. 2 üniversiteli seviye akıl almaz bir mesafe gösterecektir bize. Yani bizim Türkiye'de sadece 7 tane Leyli Mektebimizin, lisemizin olduğu zamanda ki tedrisata bakın, bir de bugün her yerde gördüğünüz liselerdeki tedrisata bakın. Yani 1950 yılında liseyi bitirmiş bir adamın hem şahsiyet olarak hem de ansiklopedik donanım olarak müktesebatı ile
liseyi bitiren birinin müktesebatını karşılaştırın. Yani karşılaştıramazsınız. Ne demek istiyorum? Türkiye'de Türk devletinin sadece devamı değil, aynı zamanda diğer dünya devletleri arasında yerini değerli kılacak her şey Türkiye'den alınıyor. Bunun yerine bütün çocukları yaptıkları, yani kandırdıkları gibi oyuncaklar veriliyor. Yani bu bazen de fikri oyuncaklar haline geliyor. İnsanlar böyle sadece çocukların ilgilenebilecekleri düşüncelerle oyalanıyorlar. Hayatlarında hiçbir zaman derinleşmemiş olmayı bir kayıp saymıyorlar. Dolayısıyla belki sayfalar dolusu bir şeyler okuyorlar ama bu bir düşünerek okunmuş sayfanın yerine geçmiyor. Burada bir bozukluk var. Yani bu bozukluğu kendiliğinden sayarsanız zavallılar arasına girersiniz. Bu bozukluk özel bir bozulmadır, bozmadır. Yani birileri hususi operasyonlar yapıyor Türkiye üzerinde. Onun için İstiklal Marşı'na baktığımız zaman baştan sona bize bugün Türkiye'de dayatılan formların tamamının reddini emreden bir tavır görüyoruz. Korkma diye başlıyor bu. İstiklal diye bitiyor. İstiklal Marşı. Korkma diye başlıyor ve istiklal diye bitiyor. Şimdi daha fazla uzatmayayım. Efendim? Sorular mı alacağım? Şimdi bir noktayı daha izah edeyim. Ondan sonra sorular alayım. Şimdi İstiklal Marşı metninde böyle bakıyorum çünkü biz toplantılarımızda buraya bir İstiklal Marşı asarız. Bugün yok. İstiklal Marşı metninde Allah kelimesi geçmiyor. İslam kelimesi geçmiyor. Türk kelimesi geçmiyor. Halbuki İstiklal Marşı Derneği bu üç lafzın dışında kıymetli hiçbir şey tanımıyor. Burada bir tuhaflık ileri sürülebilir. Yani İstiklal Marşı'nda Allah kelimesi geçmiyor. Onun yerine hak deniyor. İslam kelimesi geçmiyor ama millet kelimesi geçiyor. Türk kelimesi geçmiyor. Bunun yerine ırk kelimesi geçiyor. Türk kelimesi geçmiyor. Çünkü bir mahcubiyet var. Türk diyecek kadar kendini dünya karşısında rahat hissetmiyor. Çünkü Mekke Kalesi'nden
Türk bayrağının indirilmesine sebebi ne olursa olsun rıza göstermiş. 1919'da Mekke'deki kalenin üzerinden Türk bayrağı indiriliyor. İstiklal Marşı'nda o yüzden Türk kelimesi geçmiyor. Bunun yerine ırk kelimesi geçiyor. Çünkü bir İslam ırkının davası hiç olmazsa Mekke ve Medine'yi müdafaa edememiş insanların kendi vatanlarında sözünün geçtiği ve İslam ırkının devamına sebep olacak işlerin yürütülebileceği bir alandan cennet vatan olarak bahsediliyor. Hak kelimesi Allah yerine kullanılıyor. Çünkü Avrupalı güçlerin dayatmaları neticesinde ilan edilen Tanzimat Fermanı sonunda herkesin Müslüman olmanın dünya ölçüsünde aynı zamanda haklı olmayı göstermeye yarayacağını düşündükleri bir 150 sene yaşanmış. Bunları bilmemiz lazım. Fakat bunlar büyük bir ihtimalle benim dilimden dökülürken sizin bir yerlerinize ulaşmıyor. Ben bunu biliyorum. Fakat dediğim gibi yaptığım birçok şeyi farz-ı kifaye olarak yapıyorum. Yani size ulaşmıyorsa ne yapayım? Ben bunu söylemek zorundayım. Yani ama gençlik yıllarımdan beri Gazneli Mahmud'un bir sözü benim işime yaramıştır. O diyor ki duvara söyle ki kapı duysun. Yani duvara söylemem duvara bir şey anlatmak için değildir. Eğer orada kapı varsa o işe yarayacak. O zaman işte ben konuşmamın başında sahip olduğum rahatlığı tükettim. Şimdi bakalım sizin sorularınıza ne nasıl karşılık vereceğim? Var mı bana soru sormak isteyen? Yok. Hepsini halletmişim. Biraz geç bir soru ama tek bir senin sorun aldım. Tamam. Mesela Türkiye'de bir şey olmaz, normal bir etkin bir mesela. Bunlar söyleyeyim yani. Bunlar da uğraşmak.
Musa ve Mısır'da bir takım hareketler oluyor. Bunlar tıpkı bizim referandum gibi şeyler. Yani ne Mısır'da ne de Tunus'ta yaşayan insanların kendi toplumsal taleplerinin uzantısı olan şeyler değil. Bu doğrudan doğruya uluslararası istihbarat teşkilatlarının ne söylesek yanlış olacak gayelerini, yani onların gayelerini keşfedebilmek için onların bir parçası olmak gerekiyor. İyi ki onların gayelerini bilmiyoruz ama onlar bir şey elde etmeye çalışıyorlar. Türkiye'deki referandumda buna benzer bir şeydi. Bir nabız yoklamasıydı. Türkiye'de milli şuur dediğimiz şeyin hangi seviyede olduğunu, Türkiye'deki insanların nasıl mıncıklanabileceğini test etmek üzere yapılmış bir şeydi. Ve Türkiye'deki insanlar mıncıklanmaktan ne kadar zevk aldıklarını bu referandum dolayısıyla gösterdiler. Yani Türkiye'yi mıncıklayan eller Türkiye'ye ait eller değildi. Yani onun için bunlar Türkiye'ye ait olmayan eller gavurdan başkası ise onu da ben bilmek isterim. Kimler bunlar yani? Efendim beni dinlemek sabrını gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ederim.